Engelli çocuklara anne baba olma sanatı. Alirıza Soyaslan. Egemen Yayın Evi. Yayına hazırlayan Fahrettin Yüksel. Bazen yıldızları süpürürsün farkında olmadan. Güneş kucağındadır bilemezsin. Bir çocuk gözlerine bakar. Arkan dönüktür. Ciğerinde kuruludur orkestra. Duymazsın. Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun. Anlamazsın. Uçar gider. Koşsan da tutamazsın. Bir şeyi bitirmek de, unutmak da, başlamak da senin yüreğinde. Yüreğinin götürdüğü yere git. Ön söz. Fedakar, cefakar ve ehli hizmet kardeşim Ali Rıza Soyaslan'ın adeta dantel dantel işleyip sunduğu Engelli Çocuklara Anne Baba Olma Sanatı adlı yeni eseri el emeği, göz nuru, gayretinin bir göstergesi olmuş ve bunu da ispat etmiş. Şeyh Sadi'nin gönlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar. Dediği gibi eser de dertli gönüllere bir reçete, bir rehber, bir uyarı ve güzel bir kitap olmuş. Ahmet Yesevi, nerede görsen gönlü kırık, merhem olsan, öyle mazlum yolda kalsa hem dem olsan, mahşer günü dergahına mahrem olsan, ben sen diyen kimselerden geçtim işte. Diyerek verdiği öğüt çerçevesinde hizmet edebiyatı yapmak değil, bizatihi hizmet ve çalışma içinde olmak ne güzel. Şehit Hasan el-Benna, yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır, diyor ya. Hem çalışmalarınızda başarılar, hem de bir ahiret sermayesi olması dua ve niyazımızla. Ahmet Yaşar Çakmak. 1. Bölüm. Aile var, engel yok. Aile bireyleri tek kanatlı meleklerdir. Ancak birbirlerine sarıldıklarında uçabilir, başarıyı yakalayabilirler. 1. Engelli çocuklarına aşık aileler. 7-8 yaşlarında küçük bir çocuk düşünün. Çiçek hastalığından dolayı kör oluyor. Kör olduktan sonra hayatında büyük değişim yaşayan çocuğun mahalledeki arkadaşları kendisine az vakit ayırmaya başlıyorlar. Zamanla onunla oyun bile oynamıyorlar. Baba durumu fark eder ve şehre inip oğluna çalgı aleti alır. Canının sıkılmaması için. Tabii oğlunun çok hoşuna gider ve tıngır mıngır vakit geçirir çalgı aletiyle. Gün geçtikçe geliştirir çalgı aletini, kullanmasını kör oğlan. Günlerden bir gün kör oğlan yine sazını çalarken yoldan geçen bir adamın dikkatini çeker. Ve adam oğlana sorar. Sana kim öğretti bu kadar güzel saz çalmasını? Ben kendim öğrendim amca, der çocuk. Oğlanın yeteneğini keşfeden adam meğer saz üstadıymış. Eğer istersen ben sana daha profesyonel saz çalmasını öğretebilirim, der çocuğa. Çok mutlu olurum, der oğlan. Saz üstadı, yaşlı öğretmen, her gün 2-3 kilometre gelir gider ve kör oğluna daha profesyonel saz çalmasını öğretir. O öğretmenin adını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama küçük görme engelli çocuğun adını bütün ülke biliyor. Kim mi? Aşık Veysel. Hikayede de görüldüğü gibi engelli çocuklu aileler çocuklarının yeteneklerini keşfettiklerinde ortaya ne muhteşem bir manzara çıkıyor. Hele hele
anne ve babanın gayreti ile öğretmenlerin de gayretleri birleşince toplum yetenekli ve dahi çocukları kazanmış olur. Ne mutlu o sazı Aşık Veysel'e alan anne babaya. Ne mutlu saz çalmasını geliştirmede engelli öğrencisine gönüllü olarak hizmet eden öğretmenlere, saz üstadlarına ne mutlu. Sizden gelen yorumlar. Körlük bakan gözde değil, hissetmeyen ve bakamayan yürektedir. Hala engellileri aralarından soyutlayan, fakat içlerindeki cevheri göremeyen o kadar çok bakar kör var ki, insanın gönül gözü kör olmaya görsün. Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmetle anıyorum. Dilek Usta, 29 Eylül 2015 edebiyatdefteri.com. 2. Çay kaşığı ile engelli aile tünel kazabilir mi? Bir boksör yere düştüğü zaman değil, ayağa kalkamadığı zaman yenik sayılır. Engelli aileler engel tanımalı mı? Tabii ki çocukları için tanımamalı. Her engelli çocuk annem ve babam ile güvendeyim diyebilmeli. Yani engelli çocukların kanatları anne babalar. Aynı yumurta taşıma hassasiyeti gibi. Çocuklarını gerçekten samimi, bilinçli büyüten ailelerin engelli çocukları belli bir yaşa kadar engelli bile olduklarının farkına varmıyorlar. Ne zaman hayata merhaba dediler, işte o zaman başlıyor engeller. Engelli aileler ister istemez engelli olmayan ailelere nazaran öncelikle yarışma maratonuna 2-0 mağlup başlıyorlar. Diğer ailelerin koşa koşa ilerlediği yolda engelli aileler adım adım sabırla ilerliyorlar. 5 dakikada olan çay mı daha lezzetli olur, 25 dakikada hele hele buharda olan çay mı? Tabii ki yavaş yavaş olan çayın lezzeti tartışılmaz. Zaman alır ama lezzeti tartışılmaz. Anne ve babanın yuva kurarak başlar hayat imtihanı. Sonra Allah'ın lütfu engelli çocuk ilave olur aileye. Tabii sonrasında çevre engelleri başlar. Eğer aile engellere direnip özgürleşerek yola devam ederse Allah'ın izniyle başarı ilave olur aileye. Sonrasında ise saadet ve mutluluk içeren bir aile portresi çıkar ortaya. Engelli çocuklara sahip ailelerin kendilerini ve çocuklarını mutluluğa götürebilecek aşağıdaki 5 maddeyi iyi bilmesi gerekmektedir. 1. Yaratan da Allah, öldüren de. 2. Veren de O, alan da O. 3. Teslim ol, kurtul. 4. Biz Allah'ın mülküyüz. 5. Ondan geldik, yine ona döneceğiz. Allah dağına göre kar verir. Karın da en yoğun yağdığı yerler yüksek dağlardır. Allah insana taşıyamayacağı yük vermez. Derdi veren dermanını da verir. Allah'ın hediyesi olan engelli çocuklarımızı Rabbimiz bize hediye ettiyse engelli aileler mutlaka ve mutlaka başarı tünelini kazabilirler. Karıncaya sormuşlar, bu cüssen ile mi dağı deleceksin? O da demiş, dağı delemesem de uğrunda ölürüm. İşte uğrunda ölünecek kadar kutsal bir hizmettir engelli çocuklarımıza kanat olmak. Rabbimiz engelli aileleri seviyor ki engelli ailelere enbiya ve evliyasına verdiği imtihanı veriyor. Neticede engelli aileler karanlıkta ışığı bulmalı. Bugün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çok güzel bir sözünü okudum. Onu sizlerle paylaşayım. İmanı fazla olanın
imtihanı da fazla olur, ağır olur. Sizden gelen yorumlar. Ben çok üzülüyorum engelli insanları sokakta görünce. Dönüp dönüp baktıklarında ve çok da kızıyorum o insana. Ne olur engelini hatırlatmasalar. Neden hiç incineceğini düşünmüyorlar. Okuldayken engelli arkadaşım vardı. Lise öğrencisiydim. O yıllar kimse onunla arkadaşlık etmezdi. Dışlarlardı onu. Ona bir gün yaklaştım. Hadi teneffüse beraber çıkalım mı? Dedim. Çok ağladı. O ağlayınca ben de ağladım. Sarıldım ona. Çıktık sonra konuştuk uzun uzun. Arkadaş olduk onunla. Onu arkadaş ortamıma soktum. Çok duyarlı ve zeki biriydi. Ona hep dostluğun, arkadaşlığın engeli yoktur derdim. Düşünebiliyorsun, fikir üretebiliyorsun. Ne mutlu sana derdim. Bir de bir Elif isminde bir kıza aşıktı. Çok üzülürdü. Aslında öyle güzeldi ki kalbi. Elif çok kibirli bir kızdı. Yüzüne bile bakmazdı. İşte böyle. Sayın Soyaslan, uzun hikaye tabii bu. Diliyorum Rabbim kimsenin yüreğindeki merhameti köreltmesin. İnsanlar birbirine hoşgörü ile dostlukla yaklaşsın. Saygılarımla. Filiz Çolak, 03 Ekim 2015, edebiyatdefteri.com. 3. Huzurlu aile ortamında büyüyen engelli çocuklar. Engelli çocuk için huzurlu bir aile ortamı çok önemlidir. Engelli çocuğun gelişimi diğer engelli olmayan çocuklara nazaran daha zor olduğu için anne babanın huzur ortamı oluşturması çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlar. Engelli çocuk için önemli olan anne ve babasıyla olan pozitif paylaşımlarıdır. Anne, baba, aile içerisinde yapacakları tartışmaları engelli çocuğun önünde kesinlikle yapmamalıdır. Çocuklar Duymasın dizisinde çok güzel bir mesaj verilmektedir. Haluk ile Meltem Hanım tartışmalarını mutfak diyerek kesiyorlar ve çocuklarının gözü önünde değil de mutfakta tartışmalarına devam ediyorlardı. Engeliyle ya da sağlık sorunlarıyla mücadele eden engelli çocuk ekstra bir anne baba mücadelesini kaldırmayabilir. Aksi bir durumda çocuğun engelinin daha kötüye gitmesine neden olabilir. Bundan dolayıdır ki engelli çocuklu anne babalar iletişimlerinde çok dikkatli olmalıdırlar. Sürekli ilgi alaka bekleyecek olan engelli çocuklar ailenin sosyal hayattan kopmasına neden olabilir. Anne babalar kardeşler arasında da dengeli ve adil davranmalıdırlar. Engelli çocuklarına pozitif ayrımcılık yapsalar dahi bunu diğer kardeşlere hissettirmemelidirler. Anne babalar özellikle aile kararlarında dış çevreden gelecek olumsuz müdahalelerden kesinlikle etkilenmemelidirler. Neticede stresten uzak, huzurlu, dini duyguları fazla ailelerin engelli çocukların gelişimine olumlu katkısı söz konusudur. Engelli çocuklu ailelerin birlikte gezi, spor, piknik ya da daha farklı bir etkinlik yapması çocuklar açısından da olumlu bir durumdur. Anne babaların çocuklarının karşılaşacakları yarışma, sınav ya da herhangi mücadelelerinde sürekli olarak onları "Yaparsın evladım" diyerek motive etmeleri, yapamazlarsa da yine de ailelerin çocukların arkalarında olacaklarını hissettirmeleri de önemli bir gelişim sürecidir. 4. Ben öldükten sonra engelli çocuğum ne olacak? Engelli çocuklu anne babaların ortak kaygısıdır bu. Ben öldükten sonra engelli çocuğum ne olacak? Sorunun cevabı gayet basittir Allah'ın izniyle. Çocuğunuza hiçbir şey olmayacak. Çünkü bizleri yaratan Allah-u Teala'dır. Derdi veren dermanını da verir. Eğer Rabbimiz anne babanın ecelini takdir ettiyse mutlak olarak anne babadan sonra
engelli çocuğu da muhafazası altına alır. İnsanoğlu olarak esasında bizler Allahu Teala'nın bizleri yarattığını ve rızkımızı da onun verdiğini unutuyor ve şeytanın vesveselerine kapılıyoruz. İnsanoğlunun sınırları, haddi vardır. Takdir bizleri yaratan Rabbimizindir. Yarının hakimi Allahu Teala'dır. İnsan bedeni üzerinde tasarruf Allahu Teala'nındır. Dünyanın yaratılışında Allahu Teala'nın insan bedeni üzerinde takdiri söz konusudur. Bu durum ise iman şartlarından kadere ve kazaya inanmaktır. Allahu Teala'nın takdiri üzerinde kader noktası insanoğlunun istemi dışında akıl erdiremeyeceği bir durumdur. İnsan ile ilgili en iyisini, hayırlısını bilen Allahu Teala'dır. Engelli çocuklu ailelerde bir de şöyle bir edilen yanlış dua biçimi vardır. Ya Rabbi, engelli çocuğumun eceli benden sonraya kalmasın. Çok yanlış bir dua biçimidir bu. Neden benden sonraya kalmasın gibi dua ediliyor? Belki engelli çocuk için hayırlı olanı anne babasını kaybettikten sonra olacak. Nereden bilebiliriz ki? Belki dünyaca ünlü, başarılı bir insan olacak ve tüm insanlığa faydalı eserler verecek. Anne babanın evlat üzerindeki duaları Allah katında kabul görür. Engelli çocuklu aileler belki de bu yanlış dua biçimi ile çocuklarına yanlışlıkla farkında olmadan beddua ediyorlar. Rabbim evladımın hayatını ferah, huzurlu, mutlu kılsın. Rabbim evladımıza acı, sıkıntı göstermesin, şifa versin gibi güzel dualar edilmelidir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadırlar. Allahu Teala mümin kuluna şefkatli bir annenin çocuğuna merhametinden 10 kat daha merhametlidir. Engelli çocuklu anne babalara güneşi örnek verelim. Güneş herkesin vücuduna, evlerine yetişir. Her bir varlığın başını okşar. Ancak hiç kimsenin eli güneşe yetişemez. Bu açıdan bakılınca güneş herkese yetişir ama hiç kimse güneşe yetişemez denilebilir. Neticede kainatın sahibi Rabbimiz eğer bizlere anne merhametinden kat be kat daha yakındır. Gönül rahatlığıyla engelli çocuğu olan anne babalar evlatları için gönüllerini ferah tutabilir ve huzurla ecellerini bekleyebilirler.